Evet nerede kalmıştık? Trigonometrik özdeşlikler. Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Trigonometrik özdeşliklerde kaldığımızı söyledik. Bu konu önemli. Dolayısıyla algılarını, kulaklarını, beynini, zihnini, her şeyini iyi aç ve beni iyi dinle. Hazırsan derse geçeceğiz şimdi. Videoyu beğen ve abone olmayı da lütfen unutma. Hadi gel bakalım. Yürü derse. Evet ne diyoruz? Trigonometrik özdeşlik diyoruz. Özdeşlik dediğimiz şeyle denklem dediğimiz şey arasında çok büyük fark var. Özdeşlik bütün e, oradaki değişkenler için sağlar ama denklem sadece birkaç tanesini sağlar. Bu farkı lütfen unutma. Hipotenüs uzunluğu bir birim olan dik üçgenlerin dik kenarlarının özel bir ismi olabilir mi? Şimdi biz bunu düşünelim. Şimdi hipotenüs uzunluğu birse eğer birse burası daha önceki örnekte de yapmıştık. Şimdi ben sinüs x'i hesaplamaya çalışırken AC'yi yani şurayı AB'ye yani buraya bölmem gerekiyor. Şimdi AC'yi AB'ye bölecek olursak sevgili arkadaşlarım AB'nin ben 1 olduğunu görüyorum. AB 1 ise AC uzunluğu direkt olarak sinüs x'e eşit olacaktır ve aynı yöntemle BC'nin de kosinüs x'e eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani burası sinüs x yani burası kosinüs x olacak ve şimdi de gel bir pisagor çakalım bunun karesi de bunun karesinin toplamı bunun karesini verecek. Yani sinüs kare x de kosinüs kare x'in toplamı daima 1'dir. İşte sevgili arkadaşlarım biz buna trigonometrik özdeşlik diyoruz. Trigonometrinin en temel trigonometrik özdeşliği bu tanjant ve kotanjantı tanımlarken de biz tanjanta karşı bölü komşu ve kotanjanta da komşu bölü karşı demiştik. E madem öyle bunlar birbirinin çarpımsal tersi ise o halde ben bunları çarparsam sonucun bir gelmesi gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. O halde sevgili arkadaşlarım bu da artık bizim ikinci trigonometrik özdeşliğimiz oldu. Burada sakın unutma ben sinüsü kosinüse bölecek olursam tanjantı o halde kosinüsü de sinüse bölecek olursam bu da bana kotanjantı verecektir derim. Evet sağ üst tarafa doğru devam ediyoruz. X artıya 90 dereceyken bunu da sakın unutma. Sinüsler kosinüslere, kosinüsler sinüslere, tanjant kotanjanta ve kotanjant tanjanta eşit oluyordu. Yalnız unutma X artıya burada 90 derece olmak zorunda. Yedinci örneğimiz 1 eksi kot kare x bölü 1 artı kot kare x bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimini bulunuz demiş. Hadi bulalım biz de. Şimdi bir eksi bu kod kare x diyor ya ben bunu kos kare x bölü sin kare x biçiminde tabii ki yazabilirim. Bölü bir artı burası da kos kare x bölü sin kare x olacaktır değil mi? Pekala şimdi üst tarafta bir payda işlemesi yapalım. Nasıl? Şunla şunu çarpıp üzerine bunu ekliyorduk. Bununla bunu çarpıp üzerine bunu ekliyorduk. Alt tarafta da yapalım. Böylelikle sevgili arkadaşlarım sin kare x eksi kos kare x bölü sin kare x diyeceğim. Üst taraf bu oldu. Alt tarafta bunun artılısı versiyonu olacak. Yani sin kare x artı kos kare x olacak bölü ne diyeceğim sin kare x. Şimdi gördüğünüz üzere buradaki sin kare x ile buradaki sin kare x birbirini götürecek. Buradaki sin kare x artı kos kare x'in de biz bir olduğunu az önce öğrendik. O halde üst tarafta kalan sadece ama sadece sin kare x eksi kos kare x bize cevabı verecek diyebiliriz. Örnek 8. Sekant x çarpı tan x bölü tan kare x artı 1 bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimi soruluyor. Sekant dediğimiz şey 1 bölü kosinüs Dolayısıyla ben 1 bölü kosinüsü 1 bölü c olarak yazıyorum. Tanjanta sinüs bölü kosinüs dü bölü tanjant kare demiş. Yani sin bölü kosun karesi. S kare bölü c kare artı 1 dedim. Şimdi eşittir diyoruz. 1 ile S'yi çarptım S. C ile C'yi çarptım C'nin karesi geldi bölü. 1 ile C kareyi çarptım C kare üzerine S kareyi ekliyorum ve bölü C kare diyorum. Şimdi gördüğünüz üzere buradaki C kareler birbirini götürecek. C kare artı S kare yani sinüsün karesi artı kosinüsün karesi 1'di. O halde tek geriye cevabımız S kaldı. Yani cevap sinüs X'miş sevgili gençler umarım rahatsız olmuyorsunuzdur bu sinüslere S dememe, kosinüse C dememe. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Çünkü diğer türlü ciddi anlamda yazma zorluğu çekiliyor arkadaşlar. Uzun uzadıya yazmak yerine S bölü C olarak göster gösteriyorum. Affınıza sığınarak. Sekant x demiş. sekant neydi? 1 bölü kosinüstü değil mi? O zaman ben bunu 1 bölü c olarak yazmak istiyorum. Eksi kosinüse c diyeceğim. 1 artı sinüse de 1 artı s diyeceğim. Şimdi bunun en sade hali soruluyor bize. Öncelikle sevgili arkadaşlar şöyle diyelim. Ben payda eşitleyerek bunlardan birbirini çıkarabilirim. Burayı 1 artı s ile burayı da c ile genişleteceğim. Üst taraf 1 artı s oldu. Bak burada eksi var. C ile c'yi çarptım. Eksi c kare geldi. Bölü alt kısımda da c ile 1 artı s'nin çarpımının olduğunu görüyoruz. Peki şimdi bu aşamadan sonra ne yapacağız? Birbirini götüren ifadeler yok gibi duruyor. Ama ben şunu biliyorum trigonometrik özdeşliklerden sin kare x ile cos kare x'in toplamı biliyorsun 1. Yani s kare ile c karenin toplamı 1. O halde ben s kareyi 1 eksi c kare c kareyi de 1 eksi s kare olarak düşünebilirim. Burada c kareyi karşıya veya s kareyi karşıya atarak bunu elde ediyoruz. Burada da dikkat ettiysen 1 eksi c kare var. Peki bu 1 eksi c kare neydi? Az önce söyledik s kareydi. O halde üst taraf aslında s kare artı s'ymiş. Alt tarafta c parantezinde 1 artı s'ymiş. Şimdi ben üst tarafta s parantezini alırsam 1 artı s gelir. Alt tarafta da c parantezinde 1 artı s'miz var. Burada ben 1 artı s'lerin gidebileceğini görürüm. Cevap s bölü c. s bölü c neydi? Sinüs bölü kosinüs. Tabii ki tanjant x'ti. O halde cevabımız da tan x'tir diyebiliriz sevgili gençler. Dokuzuncu örneğimizde çözdükten sonra artık yönlü açı kısmına geçiyoruz. Birazdan çok daha farklı şeyler öğreneceğiz. Bir açının kenarlarından biri başlangıç ve diğeri de bitim kenarı olarak alındığında elde edilen açıya yönlü açı diyoruz arkadaşlar. Başlangıç kenarı burası ve bitiş kenarı burası ise AOB pozitif yönlü açılıyoruz. Saatin dönme yönünün tersine pozitif yönlü diyoruz. Saatin dönme yönüne de negatif yönlü diyoruz. Burada başlangıç ve bitiş olarak bunu gösteriyorsak AOB açısı sevgili arkadaşlarım negatif yönlü açıdır diyoruz. Bu tarafa doğru gelen açı negatif yönlüdür diyoruz. Radyan dediğimiz şey nedir hocam peki? Nasıl ki kilometre ve mil uzunluk ölçümü için kullanılan farklı sisteme ait iki ölçü birimi derece gibi radyanda bir açı ölçüdür, ölçüsüdür, ölçü birimidir. Birim çemberin kendi yarıçap çap uzunluğundaki yayını gören merkez açısına bir radyan diyoruz. Şimdi radyan neymiş? Eğer ki burası R, burası R bu şekilde bir açı oluşturacaksak ve karşı tarafta görülen yayın uzunluğu da R ise işte biz buraya bir radyan diyoruz. Şimdi burada tahmin yürütmek gerekirse o halde bir radyan dediğimiz açı ölçüsü yaklaşık olarak işte neye hangi sayıya yaklaştır? 60'a. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 57 küsür bir sayıydı. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Önemli değil bizim için ama yaklaşık olarak 57. Neden? 60'a yakındır. Çünkü ben eğer ki tutup şunu şuradan şu şekilde birleştirirsem R R ve burası da R olmuş olsaydı eğer işte biz buna ne diyecektik eşkenar üçgen 60 60 60 diyecektik köşelerini ama tutup buradaki e, kısmı bombeleştirerek burayı daraltıyor. Demek ki 60'tan küçük olacak yaklaşık olarak da 57 küsurat diyebiliriz. Ve sevgili arkadaşlar yarı çap uzunluğu bir birim olan e, bir çemberin çevresi çevresi çevreyi nasıl buluyordum ben 2 pi ile. Yarıçap uzunluğu 1 ise 2 çarpı pi çarpı 1'den ne gelir? 2 pi radyandır. Şimdi biliyoruz ki tam açının ölçüsü 360 dereceydi. O halde 360 dereceyi ben 2 pi radyana eşitleyebilirim. Hatta ve hatta 1 radyanın 57 olduğunu düşünecek olursak. Hatta ben sana şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şuradan bir hesap makinesi açalım. Tamam mı? Bu hesap makinesinde de mesela 57 küsür dedik ya. Varsayalım 57,3 olsun tamam mı? Çarpı 3,14 yani pi değil mi? 3,14 diyelim. Ve çarpı 2 diyelim. Bakalım neyi bulacağız? 359.84 yani neredeyse 360. Demek ki ee, bu bir radyanın 57 küsur olduğunu artık söyleyebiliriz. Ya da pi'yi 3,14 aldık. Belki bundan da bir hata kaynaklanıyor olabilir. Çünkü pi sayısı biliyorsun virgülden sonra sonsuz basamak devam ediyor. Ama artık şunu gördük ki ee, 2 pi radyan 360 dereceye eşitmiş dedik. Şimdi pekala şunu sakın unutmuyorsun. Daha kullanışlı haliyle de 180 derece pi radyandır. Bakın buraya dikkat ediyorsunuz. Dikkat. 180 derece pi radyana eşittir. Pi'ye eşit değildir. Yani pi sayısı bizim için daima 3,14'tür yaklaşık olarak. Pi radyan ifadesiyle pi sayısı aynı şey değildir. Şimdi bak ben çok başarılı öğrencilerden de duydum tamam mı? Yani adam şöyle diyor. Bak çok başarılı öğrenci. Diyor ki ya işte diyor pi 3,14 diyor. Trigonometride 180 alıyoruz diyor. Hadi lan oradan öyle bir şey mi olur? Pi sayısı pi sayısıdır abi 3,14'tür. Pi radyan demekle pi sayısı aynı şeyler değildir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Pi radyan dediğimiz şey yaklaşık olarak 180 derecedir. Bu kadar. 2, 2, 4. Başka bir şey kabul etmiyoruz biz. Anlaşıldı mı? Pekala. Devam birim çembere bakalım. Yarı çapının uzunluğu bir birim ve merkezi orijinde olan çembere birim çember diyoruz. Yani arkadaşlar hatta önce şunu çizmek daha mantıklı değil mi? Şöyle bir çember çizelim. Bu çemberi çizdikten sonra da şöyle yarı çapı bir olacak şekilde ve merkezi de orijinde olacak şekilde çizdiğimiz takdirde bak yarı çap uzunluğu bir. Bir, o zaman buralar 1, 1, 1, 1 olur değil mi? İşte biz buna birim çember diyoruz. Şimdi birim çember üzerinde de herhangi bir tane nokta seçtiğimiz zaman mesela şu noktayı seçtim ve bu noktaya K dedim. K noktası x'e y koordinatlarından oluşsun. Şimdi ben gidip şurayı indirirsem burası x olur. Gidip şunu da şeye çekersem burası y olur, değil mi? E şimdi tutup da ben şu şekilde orijine yarıçapı bildirirsem, e yarıçap 1'di. E şimdi şurası kaç? x. E hocam burası kaç? E o da y'ydi. Demek ki x kare artı y kare eşittir ne olacak? 1 olacak. Şimdi x kare artı y kare eşittir 1 ise demek ki artık bu birim çemberin birim çemberin denklemi olacak arkadaşlar. Birim çemberin denklemi diyoruz. Ve şunu sakın ha sakın unutmuyorsun. Birim çember üzerinde alınan herhangi bir nokta veya verilen herhangi bir nokta bu denklemi de sağlamak zorundadır. Sakın ha sakın unutmuyorsun. Bu kadar. Şimdi üst tarafa geçelim ve konumuzla biraz alakasız konumuzun dışında fizik dersine atalım. Şimdi fizik derslerinde yaptığımız bir hareketin sebebini bu kısımda çok daha iyi anlayacağız. Şimdi örnek veriyorum. M kütleli bir cisim var. Yerde duruyor. Ve ben bu M kütleli cisme şu şekilde F kuvveti etki ediyorum. Neresinden? Şurasından. Ve... Dikkat ettiysen bunun yatayla yaptığı açıda alfa. Genelde böyle 37 veya 53 verilir değil mi derslerde? Burada yatayla yaptığımız açıda alfa arkadaşlar. E şimdi M kütleli bir cisim F kuvvetiyle hareket ettirilmek isteniyor. Biz bu kuvvetin yatay ve dikey bileşenleri de bulabilmek için cisme etki eden kuvvetin açısını kullanıyoruz. Ve bu açıyı nasıl kullanıyoruz? Şu şekilde. Şurası F kuvvetinin yatay bileşeni. Şu. Bu da F kuvvetinin dikey bileşeni. F kuvvetinin yatay bileşenini bulmak için hemen F çarpı cos 37 falan diyoruz değil mi? Dikey bileşenine de F çarpı sin 37 diyoruz. Ki buradaki alfa ise F çarpı cos alfa, F çarpı sin alfa. Dikey sin alfa oluyor, yatay cos alfa oluyor. Şimdi yatay bileşeni bulmak için kuvvetin büyüklüğü de açısının, açının kosinüsünü çarpıyoruz. Dikey bileşeni bulmak için de açının sinüsünü çarpıyoruz biz kuvvetin büyüklüğüyle. Peki bunun sebebi ne? İşte bunun sebebi şu arkadaşlar. Eğer ki Şurada bir cismim olduğunu düşünecek olursam ben. Şu şekilde bir M kütleli cismim var burada ve tutup ben bunu büyüklüğü 1 olan, büyüklüğü 1 olan bir neyle çekiyorum? Kuvvetle çekiyorum. Bak, aynı mantık. Şimdi bunun yatay bileşeni yani şurası 1 çarpı kos alfadır. Dikey bileşeni de 1 çarpı sin alfadır. Aslında bakarsam biz bunu nerede gördük? Hemen bir önceki sayfamızda, bir önceki sayfada işte burada gördük. Bak burası sinüs alfaydı, burası kosinüs alfaydı. Yani sen gidip şuraya bir tane şöyle kütle çizersen, m kütleli ve tutup da bunu büyüklüğü bir olan bir F kuvvetiyle çekersen, bir kuvvetiyle çekiyoruz. O zaman bunun yatay bileşeni, yani şurası arkadaşlar, bir çarpı kos x, burası da bir çarpı sin x olmak zorundadır. Doğru mu? Doğru. O zaman doğru söze, doğru söze ne hacet? Devam edelim şurasıyla. Kos alfayı ve sin alfayı biz zaten burada daha öncesinde incelemiştik, kurcalamıştık. Hatta biraz daha kurcalayıp OHP'nin de Pisagor teoremi uygularsak kos kare artı sin karenin de alfa olması gerektiğini de öğreniriz değil mi? E zaten bunu biliyorduk. Biz bunu önceki sayfalarda bulup adına da trigonometrik özdeşlik demiştik hatırlarsan ve birim çemberin denklemi de o zaman x kare artı y kare eşittir 1'dir. Onu da zaten şurada bulmuştuk. Birim çember üzerindeki herhangi bir noktanın da bu denklemi sağlamak zorunda olduğunu da söylemiştik. Burada fizik derslerinde ha bak bir de bazen bunu anlatınca yine iyi olan öğrenciler anlattığında diyor ki ha diyor demek ki hocam diyor trigonometrideki şu özellik diyor fizikteki buradan geliyor. Ben gene diyorum ki hadi lan oradan diyorum. Yani öyle şey olmaz. Arkadaşlar fizikteki bunlar trigonometrideki bunlardan geliyor. Tamam mı? Tam tersi. Yani matematik Tabi bunları kullanabildiğimiz için fizikte bunları kullanıyoruz. Aklımızda yanlış bir şey kalmasın. Tamam mı? Bunun sebebi fizik değil yani. Fiziğin sebebi matematik. Evet gençler esas ölçü kavramına artık giriyoruz. Şimdi bir açımız olsun 0 ile 360 derece arasında dar açı ve k'da bir tam sayı olmak üzere ölçüsü a artı k çarpı 360 derece olan açının esas ölçüsü alfa derecedir diyoruz. Aynı şekilde radyan cinsinden verildiyse 0 radyan ve 2 pi radyan arasında bir alfa açımız varsa ve k bir tam sayı olmak üzere alfa artı k çarpı 2 pi radyan olan açının esas ölçüsü de alfa radyandır diyoruz. Hocam ne söyle ne anlattım burada bir şeyleri okudun ama çok da önemli değil arkadaşlarım. Olay şu. Biz 0'dan küçük veya 360'dan büyük olan e, açıların 360'dan büyük veya eşit işte olan açıların sıfırla 360 derece arası taşınmasına eşit taşın, taşınması işlemine esas ölçü bulma işlemi diyoruz ki bu açıların da 0 360 arasında denk gelen açıları bunların esas ölçüleri olur diyoruz. Örnek veriyorum. Şu şekilde düşündüğünüz takdirde benim bir tane açım olsun. Bu açı arkadaşlar şu şekilde bak hatta burada da çıkıyor görünüyor mu bilmiyorum ama şu an görünmüyor da olabilir. Açı hemen şurada görünüyor. Elimle göstereceğim de elimle de gösteriyorum. <laughs> şurada görünüyor arkadaşlar. Bak şurada bir yerde orada bak kenarında açılar artıyor azalıyor. Şu an 16 derecede. Şimdi tuttum. Bak bunu çeviriyorum. Şu an 360 0 derecedeyim. Çeviriyorum. Çevirdim. Bak 30 45 50 70 86 ve tam şu şekilde yaptığımız zaman demek ki burası 90 değilmiş. Dur şöyle yapalım bence daha iyi olacaktır. Şöyle tuttuk arkadaşlar. Şu an 0 derecedeyim. Tamam bak şu an 0 derecedeyim. Şöyle yapayım. Bir ayarlayamadım 0'ı. 1 oluyor. Ha. Tamam 0'dayız. Şimdi bunu tuttuk çeviriyorum. Bak şu an 26 derece. 54 derece. Çeviriyorum çeviriyorum. Şu an 90 dereceye yakaladım. Şu an tam ekrana dikim. Ekranın alt uzunluğuna dikim. Şimdi çeviriyorum. Bak ne oldu? 104 derece, 140 derece, 169 derece ve şu şekilde getirdim 180 derece. Çevirdim aşağı doğru indim 270 derece şurası. Ve çevirdik 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 bak 356, 357, 358, 359, 360 dedim. Artık çok az bile oynatmasam bile artık bu 0 derece eşit oldu. Şimdi 360'ın üstüne saymaya devam etmemiz lazım. 365, Şöyle yaptım 390. Böyle yaptım 300 değil 416. Bak 56 derece 416 derece. Demek ki bu 416 derece aslında 56 dereceymiş. E niye? Çünkü 360'ta bir tekrar etmek zorunda kendini. Bu periyodik bir hareket yapıyor çünkü arkadaşlar. İşte bundan kaynaklı biz bunların artık ne diyoruz sevgili arkadaşlarım? 360'dan büyükse e biz bunu 0-360 arasında taşırız. O taşıdığımız açıya esas ölçü deriz. Taşıma işleminde de esas ölçü bulma işlemi deriz. Bu kadar basit. Tamam. Hadi bakalım. Peki artık şunu silelim. Kurtulduk bundan. Birim çember örneğimizle başlayalım. Daha sonra esas ölçü örneklerimizi çözelim. Ve dersimizi noktalayalım. P noktası 1 bölü kökü A. Bu nokta birim çember üzerinde olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin çarpımı soruluyor. Şimdi bu X bu da Y bileşeni ise x kare artı y kare eşittir 1'i sağlamak zorundadır demiştik. Şunun karesi 1 bölü 3'tür. Artı a'nın karesi de a karedir. Eşittir 1'i sağlayacak dedim. Burada a kareyi yalnız bırakırsam a kare 1 bölü 3'ü karşıya attım. 2 bölü 3 geldi. Burada a'nın alabileceği bir değer kök 2 bölü kök 3 iken a'nın alabileceği bir diğer değer de eksi kök 2 bölü kök 3'tür. Ve sevgili arkadaşlarım bu iki değerin çarpımı istenmişti. Bu iki değeri çarparsak da 2 bölü 3'ün eksilisi gelecektir. Doğru cevap da budur deriz. 11. örneğimize bakalım. 3320 derecenin esas ölçüsü kaç derecedir? Şimdi 3320 dereceyi ben periyodik bir hareket olduğu için bunu neye böleceğim arkadaşlar? Periyoduna yani 360 dereceye böleceğim. Pekala 3320'nin içerisinde 369 defa vardır ve 9'da çarparsam 2700 artı 540'dan 3240 gelir. 3.240 derece gelir ve bundan bunu çıkardığımız takdirde de 80 dereceyi buluruz. Yani bu ne demek? 9 tur 60 tamam mı? Orijin etrafında 9 tur 60 60 şu tarafa doğru mu atıyor? Yok şu tarafa doğru doğru çiziyorum ha. Bu tarafa doğru 60 60 60 60 80 dereceye dönünce durmuş o zaman bu 3320 derece aslında 80 derecenin aynısıdır. Demek ki esas ölçümüz de 80'dir. 98 pi bölü 5 radyan diyorsa dur dur hemen pi'yi 360'a çevirme. Ne yapacaksın? E şöyle yapacaksın. Ben biliyorum ki 2 pi radyan aslında 360 dereceydi. O halde 2 pi radyan 360 derece ise ben bu buradaki 98'i 2 pi'ye bölmem gerekiyor durmadan. E şimdi 98 ama bir de bölü 5'i var ya Dolayısıyla ben 98'i buradaki 2 pi'yi 10 pi bölü 5 biçiminde yazabildiğim için 98'i 10'a bölsem de olur. 98'i 10'a böldüğüm zaman kalan 8 olur. O halde benim esas ölçüm 8 pi bölü 5'tir diyeceğim. Bölü 5'i unutmayacaksın. Eksi 550 derece. Bunun içinde şunu yapabilirsin. Eksi 550'yi gideceksin. 360'a böleceksin. Normalde 550'nin içinde 360 kaç defa? Bir defa. Ben diyorum ki. Buraya 2 yazalım ama eksilisini. Yani bir tane vardı ya onu bir artırdım, Önüne de eksi koydum. Eksi 2. Eksi 2 kere 360. Eksi 720 yapar. Ve sen eksi 550'den yedi, eksi 720'yi çıkarırsan şunlar artı olur. 720 eksi 550'den 170'in ta kendisini bulursun diyebiliriz. Tamam. Demek ki cevabımız 170 derece olacakmış. Pekala. Daha sonra hocam. Bu arada orası doğru mu ya? Doğru. Eksi 32 pi bölü 3 radyanlık açının esas ölçüsü. E şimdi ne yapacağız? Eksi 32 bu sefer şunun 2 katı olan 6'ya böleceğiz. Sonuçta burada da öyle yaptık. 2 katına böldük bak. 5'in 2 katı olan 10'a böldük. Demek ki burada da 2 katı olan 6'ya böleceğiz. Normalde 32'nin içinde 6 5 defa. Ben ne yapacağım? 6 defa deyip eksilisiyle çarpacağım. 6 kere eksi 6 eksi 36 çıkarırsak 4 gelir. Demek ki cevabımız da 4 pi bölü 3'müş diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi sağ üst tarafa doğru bakalım. Burada örnek 15 var. 2M'ye 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 3'e 2N noktaları birim çember üzerindedir. Buna göre M çarpı N çarpımının alabileceği en büyük ve en küçük değerleri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle ki eğer bu birim çember üzerindeyse bu X bu Y bileşeni bu da X bu da Y bileşeni. O zaman X kare artı Y kare eşittir 1'i sağlamak zorundadır değil mi? Evet Pekala 2m'nin karesi hocam 4m kare artı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 eşittir 1'dir diyeceğim. Buradan 4m kare eşittir 3 bölü 4 diyeceğim. Ve buradan m kare eşittir 3 bölü 16 olacak. O zaman m'nin alabileceği değerler 1 kök 3 bölü 4 2 eksi kök 3 bölü 4'tür diyeceğim. İki tane değer buldum. Şimdi n'ye geçelim. Şunun karesi 1 bölü 9'dur artı 2 n'nin karesi 4 n karedir eşittir 1 dedim buradan 4 n kare eşittir 8 bölü 9 gelir ben 1 bölü 9'u 1'in yanına gönderirsem her iki tarafı 4'e böldüm şurası 2 oldu n kare ne oldu 2 bölü 9 o halde burada da 2 tane n değeri karşımıza çıkar n ya kök 2 bölü 3'tür ya da eksi kök 2 bölü 3'tür deriz şimdi ben burada m çarpı n'in alabileceği en büyük değeri istiyorsam m ile n'yi aynı işaretli seçmem gerekiyor Mesela kök 3 bölü 4'ü seçtim ya kök 2 bölü 3'ü seçelim. Ya da eksi kök 3 bölü 4'ü seçtiysem eksi, iki, eksi kök 2 bölü 3'ü seçelim ki çarpımları pozitif gelsin maksimumunu bulalım. O halde hemen kök 3 bölü 4'te kök 2 bölü 3'ü seçtik çarptık diyelim kök 6 bölü 12 gelir. Bu maksimum değerdir. E minimum değer içinde zaten birini eksili birini artılı seçeceğim için o da o, eksi kök 6 bölü 12 gelecektir. Bu da minimum değeridir diyebiliriz sevgili arkadaşım. Evet şimdi 16. örnek aslına bakarsan kitap baskıya gitmeden önce geçen seneki kitap baskıya gitmeden önce bu örnek kaldırılsın diye not düşmüştüm ama kaldırılmamış arkadaşlar. Ee, x derecelik açının esas ölçüsü 24 ve y derecelik açının esas ölçüsü de 32 derecedir. Buna göre x artı y toplamının alabileceği en küçük pozitif değeri bulunuz denmişti. Ee, burada sevgili arkadaşlar Şöyle ki şimdi x artı y'nin olabileceği en küçük pozitif değerden bahsediliyor. Şöyle düşünsek biz bunu. Bir tanesi 32 dereceydi. Öteki de 24 dereceydi bunların esas ölçülerinin değil mi? O halde ben tutup esas ölçüleri zaten 32 ve 24'tür diye bunların toplamına direkt cevap diyebilirim. Yani 56 derece bana cevabı verir. Şimdi sebebi aslına bakarsan sen bunları şu şekilde de seçebilirsin. Mesela 32'den 360'ı çıkarırsın. 30'dan 360 çıksa eksi 330 olur. 32'den çıktığı için eksi 332 mi olur? 328 mi olur? 32'den 360 çıkardık. Eksi 328 olur. Tamam. Bir tanesi bu olsa. Öteki de 360 artı 24 demek zorundayız. Çünkü en küçük pozitif değeri bulmuştu. 360'a 24 eklersem de 384 olacaktır. Yani şimdi ben bundan bunu bile çıkarsam zaten. 14'ten 8 çıktı 6, 7'den 2 çıktı 5. E bunlar zaten 0 oluyor. Yine 56 derece geliyor. Hani burada ben bu soru kaldırılsın dememin sebebi 24 ile 32'nin toplamı zaten bize cevabı verdiği için kaldırılsın istemiştim. Yani o soruyu aslında bu şekilde sormak istememiştim ama becerememişiz soruyu yazmayı. Kusura bakmayın eğer sizi farklı bir şekilde uğraştırdıysa. Evet, trigonometrik fonksiyonlara geçeceğiz tabii ki bir sonraki videoda. O videoda görüşürüz arkadaşlarım. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.